bacı nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Arkadaşlar bugün oğlumla beraber gördüğünüz gibi arkadaşlar hapishane kapışması yapacağız. Burada gördüğünüz zengin ya da fakir arkadaşlar hapishaneler yapacağız. Acaba hangi bir arkadaşlar fakir ya da zengin yapacak, onu da belirleyeceğiz. Oğlum hazır mısın? Hazırım babacım, seni yiyeceğim. Fakir de olsam zengin de olsam yine seni yiyeceğim. Ya yürü git oğlum ya. Sen kim, iyi diyorsun. Arkadaşlar sizce yorumlarda yazın bakalım. Bu hapishane kapışmasında arkadaşlar kim yiyecek? Onu da belirleyeceğiz. Hadi bakalım. Neyse oğlum. Hadi gel bakalım. Şimdi seninle beraber teker teker basacağız. İlk kim bassın? İlk sen bas babacığım. Ben yerimde duracağım. Tamam oğlum, basıyorum. Şöyle arkadaşlar hemen bir düğmemizi koyalım. Daha sonra basalım arkadaşlar. 1, 2, 3 bastım. Ay bana fakir geldi ya. Sana vallahi fakir geldi zaza. Of oğlum ya. Neyse tamam, yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar biz de fakir yapmaya başlayalım. Sen de zengini yapmaya başla oğlum. Tamamdır babacığım, ben zengini yapmaya başlıyorum. Hadi bakalım oğlum. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlıca şöyle yapmaya başlayalım. Fakir hapishane nasıl bir şey olabilir ki arkadaşlar? Valla aklım almıyor ya. Neyse ilk başta şöyle bir küçük bir alan yapalım arkadaşlar. Etrafına ben dükkanlar düşen diye düşünüyorum. Belki daha güzel olacak. Ben koyma kullanacağım. Of ya arkadaşlar, biz koruma kullanamıyoruz. Neyse. Biz arkadaşlar fakir eşyaları kullanırız. Şurada iki tane kapımız olsun arkadaşlar. Bu kapıları güvenleri kapı yaparız. Şöyle kapatalım buraları. Kale yapacağım ilk başta. Küçük bir kale yapacağım. O kalenin içine de arkadaşlar hapishaneyi düşeceğim. Hatta aynen şöyle yapabilirim ya. Şu şekil yaparsam demet parmaklıkla. Burayı güzel bir hapishaneye çevirebilirim. Babacım sen güzel bir hapishane yapamayacaksın. Bence pes et. Yapamam, yapamayacak mıyım? Yapacağım lan, göreceksin lan. Yeneceğim lan seni. Arkadaşlar ya görüyorsunuz değil mi? Nasıl beni linçliyor böyle. Bekle sen bekle. İzleyiciler beni seçecek, seni seçmeyecek. Güldürme beni babacım ya. Niye seni seçsinler ki? Sen çünkü fakirsin. Fakir olabilirim oğlum ama güzel de yapabilirim. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Bence arkadaşlar biraz da şu bloklardan ekleyebiliriz. Bu bloklar da güzel benziyor. Şöyle arkadaşlar. Çünkü yani bu da fakir. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fakir eşyalar kullandığına yemin edin bana ya. Zaten göreceğim ki ben de. İyi yaptın anlarım. Aynen oğlum, anlayacağım zaten. İyi yapmıyorum. Ben fakir eşyaları kullanıyorum. Yemin ederim. Tamam babacığım, ben de zengin kullanıyorum. Elmas kullanıyorum, koruma kullanıyorum, her şeyi kullanıyorum. Evet oğlum, kullan tamam. Abartma, alacı verim o. Şöyle arkadaşlar yapalım bakalım. Annen neydi bu arada? Babacığım annem alışverişe gitti. Ne? Alışverişe mi gitti? Allah, gidiyor paracıkları. Neyse tamamdır, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gitsin bakalım nere alacak, onu da öğrenmiş oluruz. Hı, tamamdır. Bunun üstünde arkadaşlar şöyle kare şeklinde yaparsak çok güzel olur. Etrafını şöyle kaplayalım. Böyle. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Vallahi ben çok beğendim. Umarım arkadaşlar siz de beğenmişsinizdir. Neyse hemen şöyle yapalım. Bu tarafı da böyle. Hop. Gel. Bayağı iyi. Böyle. Bu şekil. Tamamdır. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca şey yapalım arkadaşlar. Kapıyı da yapalım. Sen ne yaptın oğlum? Babacım valla ben elmastan yapmayı düşünüyorum ama bir türlü yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun oğlum? Hiçbir şey yapmadın mı da? Yapmadım baba valla ya, yapamadım. Tamam oğlum, yapmaya başla. Daha dakikamız az kaldı, haberin olsun. Of babacım tamam ya. Acaba ben ne yapsam ya? Bir türlü bulamadım. Arkadaşlar biraz kopyalayayım. Elmastan ne yapabilirim? Aha, aklıma bir şey geldi. Şimdi izleyin ne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki bayayları alacağım ve yatakla kaplayacağım etrafını. Daha sonra üstünü elmasla kaplayacağım. Ve buradan kimse çıkamayacak. Benden iyisi yok burada. Tamamdır. Babamı şimdi yapış kapışmasına nasıl yeniyorum bir izleyin arkadaşlar. Babam bitirmiş mi diye bir sorayım. Babacığım bitirdin mi sen? Bitirmedim oğlum, bitirmedim, yapıyorum. Bitirme zaten babacığım, ben seni yenmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şöyle yapmaya devam edelim bakalım. Hop tamamdır. Vallahi arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Hadi bakalım. Şimdi hemen şöyle elmasımızdan alalım. Tamamdır. Elmasımızı da aldım arkadaşlar. Böyle elmasımızdan da aldığımıza göre. Ortasını arkadaşlar elmastan değil de altından yapacağım. Ortası arkadaşlar daha dayanıklı olsun. Biliyorsunuz altını arkadaşlar ısırdığımızda hemen bükülmüyor. Bükülmeme sebebi de altın olduğu için. Söyleme tamamdır. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yapacağım. Kenarlarını. Daha sonra burayı da böyle yapacağım. Ve daha sonra arkadaşlar bu taraflarda bütün kenarlarını arkadaşlar bu şekil yapacağım. Daha sonra da gördüğünüz gibi etrafında arkadaşlar gezerek şekil.
Bir dakika. Altında arkadaşlar topraklar yapacağım. Çünkü arkadaşlar o taraflar layarlar yapmayı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar benim güvenli hapishanemden kimse kaçamayacak. Böyle hemen arkadaşlar yapalım şöyle. Bir dakika böyle. Tamam, gördüğünüz gibi lavada yaptık. Hemen bunu kapatalım. Şimdi bu tarafa arkadaşlar şu şekil yapıyoruz. Tamam, bu tarafı yaptık. Şu şekilde arkadaşlar bu tarafı yaptık. Aynı şekilde bu tarafı yapalım. Burayı da böyle yapalım. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar şuradaki gördüğünüz dikenlerle kaplayacağım. Sen neler yapıyorsun oğlum böyle ya? Sabahtan beri konuşuyorsun saçma sapan. Hala hala sen ne babacım ya? İstediğim gibi konuşurum. Hala hala. Bacıyor mu, kıskanıyor musun sen beni? Ne kıskanacağım ya seni Allah Allah. Allah'ım yarabbim, bak her şey görüyorsunuz değil mi? Nasıl beni kıskanıyor? Sen beni kıskanıyorsun babacım. Ben seni kıskanmıyorum. Neyse tamamdır. Şimdi arkadaşlar benim bu taraf kaydı. Bu tarafı da üstüne çitle dolduracağım. Bu taraf arkadaşlar şu şekil. Bu taraflar çitli olacak. Bu tarafları çitli yapalım. Tamamdır, çitli yaptım. Bunlar arkadaşlar elmaslar olacak. Tamamdır. Buraları elmaslar yaptık. Şimdi ise şuradaki gördüğünüz arkadaşlar bunlar da ilk önce şurada kule yaptıktan sonra şu şekil. Tamamdır. Şu tarafta şöyle kulemizi yapıyoruz. Kalemizi yapmış bulunmaktayız. Tamamdır. Şimdi burayı da bitirdik. Şimdi hızlıca arkadaşlar bu tarafları elmas altın yapacağım. Tamamdır. Aa, yanlış yaptım burayı. Bak düzelteyim. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Tamamdır. Şimdi kendime küçük bir merdiven yaptım. Bu merdivenden arkadaşlar çıkmaya arayacak. Çünkü arkadaşlar hapishanede kaçmaya kalkarlarsa oraya koyacağım. Şimdi hızlıca böyle yapalım. Böyle. Oğlum şimdi bitti mi senin? Bitti baba benim, bitti. Tamamdır oğlum, ben bitiriyorum, az kaldı. Evet arkadaşlar, benim de kulemin arkadaşlar şeklini yapmaya başardım vallahi şükür. Demin yamuk yapmışım, onu düzelttim arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar tam gazla devam ediyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dikenlerimiz arkadaşlar. Boyalım etrafını. Bir oğlum benden kopya çekti arkadaşlar, beni dinledi. Hayır, ben kopya çekmedim, sen benden çekiyorsun. Hayır oğlum ya, ben senden neden kopya çekeyim? Şimdi arkadaşlar iyi izleyin, ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar şu direkleri hemen şöyle kapatalım arkadaşlar bu tarafları. Çünkü biliyorsunuz hapishaneden kaçmak isteyen kişiler arkadaşlar 2 dakikada kaçabilirler bulunmadan. Ben de arkadaşlar bunları kaçmaması için bunlara arkadaşlar korumalar koyacağım. Nasıl korumalar koyacağım derseniz arkadaşlar, ilk önce şuraya küçük bir arkadaşlar eldiven koyacağım. Bu eldiven arkadaşlar benim yukarıdan kullanmama yarayacak. O yüzden ona şimdi arkadaşlar gerek yok. Ne yapabilirim? Kapının arkadaşlar değiştirebilirim. Kapıyı arkadaşlar en güvenli bir şekilde yapacağım. Kapıyı şu şekil yapalım. Tamamdır. Kapıdan arkadaşlar bu kapıdan çıkması imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Hatta bunu da koyalım da daha zor olsun. Şimdi ise arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Üst katın arkadaşlar camla kapatmayı düşünüyorum. Camı bir türlü kıramayacak arkadaşlar. Çünkü dünyanın en güçlü camından koyacağım. O cam neredeydi, bir dakika bulamadım. Öyle bir cam yok ki. Öyle bir cam yok mu? Vallahi bak diverim bu oğlum seni ha. Bir türlü bulamadım arkadaşlar ya. Neyse. Aha buldu, tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar koyalım. Bunları bir türlü kıramıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle etrafını bundan döşeceğim. Hop, tamam arkadaşlar. Şöyle ortasına döşeyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kırılmayan cam olduğu için biraz sert. Şöyle arkadaşlar ortasını da bu gördüğünüz arkadaşlar çitlerden düşeceğim. Çit mi deniyor, ne diyorlar bilmiyorum. Barikat mı deniyor? Öyle bir şey deniyor arkadaşlar. Ondan düşeceğim. Üstünü de arkadaşlar böyle dikenlerden kaplamayı düşünüyorum. Tamamdır. Buradan da çıkmaya çalışanlar arkadaşlar hemen kaçabilirler. Hadi bakalım, tamamdır. Oğlum bitti mi senin? Yanına geleyim mi? Bitti babacım, gelebilirsin. Tamam oğlum, geliyorum. Hemen arkadaşlar şunları bırakalım ve gidelim bakalım. Evet, benim arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishanem bu şekilde. Bakalım. Ooo oğlum, böyle yapmışsın. Evet babacım, bak benim hapishanem böyle. Vay oğlum, vay. Demek buradan kaçmak gerçekler ha. Sen yendin galiba ya. Evet babacım, galiba ben yendim. Hadi bakalım arkadaşlar, yolun ardı yazmayı unutmayın. Sizce arkadaşlar fakir hapishane mi yoksa arkadaşlar zengin hapishane mi kazandı? Onu da belirtmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.